Siyasetin yoğun gündemi içerisinde Barış Akademisyenlerini unuttuk. Barış Akademisyenleri Türkiye'nin değişik üniversitelerinden 2016 yılında bir bildiriye imza attılar. Yaklaşık 2000 akademisyen. Bu bildiriden ötürü başlarına gelmedi kalmadı. Haklarında soruşturmalar açıldı. Üniversiteden ihraç edildiler. Birçok hukuk mücadelesi verdiler ve sonuçta 2019 yılında Anayasa Mahkemesi bir kararla açıkladıklarının düşünce özgürlüğü kapsamı içerisinde kaldığına karar verdi. Ve ihraç edilmişlerdi. OHAL komisyonuna başvurdular. OHAL komisyonu bütün başvuruları reddetti. İdare mahkemelerine başvurdular. İdare mahkemeleri yıllarca süründürdü ama daha sonra da tek tek iade kararları verdi. Bir kısmı üniversiteye başladılar yıllardan sonra, 7 yıl, 8 yıl sonra. Medeni ölüme mahkum edilmişlerdi. Şimdi İslam Mahkemesi bu iade kararlarını kaldırıyor. Barış Akademisyenlerin bir kısmı Türkiye'den gitmek zorunda kaldılar. Şimdi faaliyetlerini yurt dışına sürdürüyorlar. Ben burada çağrı yapıyorum. Barış Akademisyenlerini unutmayalım. Yargıya çağrı yapıyorum. Barış Akademisyenlerinin sorunlarını giderecek, uslu ortadan kaldıracak adalettir, yargı mekanizmasıdır. Ama yargı ne Anayasa Mahkemesi kararını dinledi, ne de bu konuda verilen Danıştay kararını dinledi. Şimdi Ankara 13. İslam Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi tek tük verilen bu kararı da kaldırıyor ve Barış Akademisyenlerini yeniden medeni ölüme ve belirsizliğe mahkum ediyor. Hep beraber karşı çıkalım. Ben siyasi partilerin bu konuyu da gündeme almalarını buradan talep ediyorum. Hepinize selam ediyorum.